Galatasaray derin bir oh çekti. Cimbom'un büyük umutlarla transfer edip hayal kırıklığı yaşadığı ve sezon başında Basel'e kiraladığı Yusuf Demir'in temsilcisinden Ocak ayında Türkiye'ye geri dönecek haberlerine ilişkin açıklama geldi. Galatasaray'da geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Yusuf Demir Basel'e kiralanmıştı. 8'lik maçında 453 dakika forma giyebilen ve sadece bir asist yapan Demir'in performansı İsviçre'de eleştirilere neden olmuştu. Ülke basınında 20 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Türkiye'ye geri gönderileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Demir'in temsilcisi Emre Öztürk'ten iddialara ilişkin açıklama geldi. Öztürk, "Yusuf Demir sezon sonuna kadar Basel'de kalacak, devre arası ayrılma gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı. Daha önce Basel'in Yusuf Demir'in performansından memnun olmadığı iddia edilmişti. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Zaha yuvadan uçuyor. Cimbom bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha için kararını verdi. İşte detaylar. Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de kulübedeydi. Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında fil dişi sahilli oyuncu ilk 11'e dönüyor. Performansı düşen Dries Mertens yerine kadroya girecek Zaha'dan finalde patlama yapması bekleniyor. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu. Ancak sarı kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Zaha sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı. Oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti. Galatasaray yönetimi Zaha için gelecek olan teklifleri değerlendirip oyuncunun satışından kâr etmeyi planlıyor. Galatasaray'a 35 milyon euroluk dev transfer. Cimbom yaklaşık 1,5-2 aydır Ocak ayında yapacağı takviyeler için çalışma yürütüyordu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için temaslara başlamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızıların devre arasında en az 3 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunma, orta saha ve kanat bölgesine takviye istediği biliniyor. Başarılı hocanın transferde öncelik verilmesini istediği mevki ise orta saha. Geniş bir liste hazırlayan ve scout ekibiyle de sürekli olarak istişare halinde olan Galatasaraylı kurmaylar transferdeki son kararını verdi. Sarı kırmızıların orta saha bölgesi için hedef ismini belirlediği kaydedildi. Yönetimin Okan Buruk'a teklif ettiği o yıldıza başarılı hocanın da onay verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı idarecilerin transfer pazarlıklarına başladığı öne sürüldü. Cimbom'un bu transferi bitirmesi halinde Süper Lig'de dengeler değişebilir. Galatasaray Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı kırmızılar Uruguaylı orta sahayı transfer ederek Torreira ile iyi bir ikili oluşturmayı planlıyor. Tottenham'ın ise 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve transfere izin vereceği ifade edildi. Galatasaray'ın da İngiliz ekibiyle ikili ilişkilerini kullanarak bu transfere nokta koymak istediği iddia edildi. Galatasaray'da Muslera'nın halifi belli oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci hamlesi için sürpriz bir gelişme yaşandı. 10 yıldan fazla bir süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera artık kariyerinin sonuna geldi. Uruguaylı file bekçisinin yerine yeni bir isim arayışına giren Galatasaray'da kulübün efsanelerinden Tafarel'in önerisi dikkate alınacak. Cimbom'un UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Tafarel Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor. 2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci son yıllarda gösterdiği performansı adından söz ettiriyor. Perri 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin euroya transfer olmuştu. Şimdiki değeri ise 5 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güney Amerika elemeleri için Brezilya milli takımına çağrılan başarılı kaleci forma şansı bulamadı. Mauro Icardi transfer kararını yönetime iletti. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Adı birçok Avrupa takımıyla anılan 30 yaşındaki forvete son olarak Real Madrid talip olmuştu. Arjantinli santrafor Real Madrid'e transferiyle ilgili kararını sarı kırmızılı yönetime iletti. İşte ayrıntılar. Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli bu sezon yine önemli goller kaydetmeyi başardı.
30 yaşındaki forvet şu ana kadar 26 maça çıktı ve bu müsabakalarda 17 gol atıp 6 da asist yaptı. Mauro Icardi Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti. Özellikle İtalyan takımları ve İspanyol devi Real Madrid'in golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Hatta forvet sıkıntısı yaşayan Real Madrid'in Icardi transferini Ocak ayında sonlandırmak istediği haberleri basına yansımıştı. Icardi ise çıkan transfer dedikoduları sonrası herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak deneyimli oyuncunun transfer kararı belli oldu. Brezilya basını golcü oyuncunun İspanyol devinden gelen teklif sonrası Türkiye'den ayrılıp Madrid'e yerleşmek istediğini yönetime söylediğini yazdı. Bunun yanı sıra Icardi'nin Real Madrid'in fesi için ödeyeceği bonservisin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı aktarıldı. Galatasaray'dan Leeds United'a transfer yanıtı. Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Leeds United Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor. Habere göre Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılı takımın kış transfer döneminde oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığı belirtildi. Leeds United'ın Kerem'i kadrosuna katmak istese de Galatasaray'ı ikna edemediği ifade edildi. Milli oyuncu için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapılabileceği aktarıldı. Galatasaray formasıyla toplamda 146 maça çıkan Kerem, 36 gol ve 38 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Leeds United'ın bu transferi bitirebilmek için en az 20 milyon euro bandında bir transfer teklifiyle gelmesi gerektiği aktarıldı. Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi. Yüksek potansiyelli genç oyuncuları transfer etmeyi planlayan Cimbom, Belçika ekibi Standard Liège'de kariyerine devam eden Cihan Çanak'ı listesine aldı. Aslan oyuncunun sözleşme şartlarını da araştırmaya başladı. Nokta atışı transferler yapmak için ummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın Standard Liège forması giyen Cihan Çanak'ı listesine aldığı öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Sarı Kırmızılı yetkililerin sözleşme şartları ile ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi. 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Çanak'ın kulübüyle kontratı 2026 yılında sona eriyor. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Çanak, bu sezon 16 karşılaşmada şans buldu ve 2 asist üretti. Standart Liège'de parlayan bir isim olan Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplam 60 maça çıkarken 1 gol 6 asiste imza attı. Belçika'nın alt yaş kategorilerinde oynasa da Türkiye U21 takımını seçen Çanak, Süper Ligi de yakından takip ediyor. Galatasaray'ın transferde yeni rotası Manchester City. Cimbom'da Angelinho konusundaki belirsizlik devam ederken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızıların transferdeki yeni hedefinin Manchester City'den olduğu belirtildi.